ABD'li milyarder Starwood Capital Group Yönetim Kurulu Başkanı Barry Sternlicht, Miami'de Bloomberg'un bir Bitcoin ve kripto paraların geleceği hakkında bir etkinliğinde demiş ki Bitcoin'in 1 milyon doları görmesini bekliyorum. Akıllıların korunaklı alanı olarak tanımlamış. Akılların korunaklı alanı olarak tanımlayan başka isimler de var ama 1 milyon dolar da herhalde çok şu anda en azından uçuk gelen bir tahmin olsa gerek. Bir anda böyle çöküşler var, bir anda böyle çok uçuk tahminler var, uçuk diyebileceğimiz mevcut piyasa koşullarında. Bu da aslında marketteki spekülasyonu gösteriyor galiba, ne dersiniz? Evet, evet, aynen dediğiniz gibi. Sonuçta normalde hisse senetlerinde belli bir değer beklentisi vardır, bir değer kazanması vardır. Ancak temelini oluşturan bir değer yaratımı vardır. Kripto paralarda o daha spekülatif kalıyor. Bu spekülatif kaldığı için de dediğiniz gibi kişilerin inançlarına göre, zaten para sistemleri hep inançtır, inanç üzerine döner. Kişilerin inançlarına göre inanmayan çok ciddi bir kesim, kuşkuyla bakan çok ciddi bir kesim olduğu gibi bir uçta. Diğer uçta da bunun çok ciddi belli yerlere geleceğini düşünen kesimler var. Bu beyefendi de benzer şekilde bu ikinci bahsettiğimiz daha bunun çok daha iyimser olarak bakan insanlardan bir tanesi. Baktığınız zaman Bitcoin'in 1 milyon dolar olması demek, toplamda 20 milyon tane, 21 milyon tane olduğunu düşünürseniz 21 trilyon dolar olması demek. Altının şu anda 12-13, yani çağlar boyu süren altının piyasa değerinin şu anda toplamda 11-12 trilyon dolar olduğunu düşünürseniz neredeyse altının iki katı hacme gelmesi anlamına geliyor bu. Olabilir mi? Dediğimiz gibi spekülatif. Yorum yapmak çok zor ama bu tamamen kişilerin baktığı o geniş yelpazede nereden baktıklarına göre bu iyimser taraftan bakan bir yorum, beyefendinin yorumu.